bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu, bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. Teşekkür ederim. Sevgili hemşerilerim, bugün güne Pendik'ten başlamak benim için elbette çok değerli. Güzel kızımız gelmiş. Ağabeyim, İliç'teki madendeki acını biz de paylaşıyoruz. İçimiz yanıyor. 9 canımız toprak altında. Doğamız tehdit altında. Ve bu konudaki sorumluların ağzından tek bir cümle yok. Sanki o dağ kendiliğinden aşağı gelmiş, can almış ve o doğayı perişan etmiş. Ama ne devleti yönetenler, ne o dönem altına imza atan Sayın Bakan veya diğerleri, tek bir açıklama yok. Sanki izinler gökten indi, yanlışlar gökten indi. Böyle bir durumdayız. Her işleri böyle. Her işleri böyle. O İliç halkı hakkını helal etmeyecek. O kötü imzaları atıp o milletin canına mal olan bu süreci yaratanları hakkını helal etmeyecek. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dostlarımız, ben size şöyle bahsedeyim. Bugün buraya gelişimiz, daha önce özellikle Tarık Başkanımız ve ilçe başkanımızla dolaşırken beni buradan geçirip meselemiz burası dediği ve ne kadar önemsediklerini bildiğim için bugün de ısrarla Tarık Başkanımız, tabii biz Pendik'e yine geleceğiz, programımız var ama bu bölgeye gelemeyecektik. Dedi ki başkanım, bugün sabaha ben oradaki insanlarla hasbihal etme sözü verdim ama sizinle el ele kol kola bu sözümüzü yerine getirip İnsanlara teminat vermemiz lazım. Ben bu sabah buraya onun için geldim. Ben Tarık Başkanımın size olan bütün vaatlerine ben şahitlik ediyorum. Onunla beraber bu sürecin çözümünde Ertuğrul Gazi'deki insanlarımızın yıllardır beklediği sorunların çözümünde tüm gücümüzle yanında olacağımızı elbette buradan sizlere beyan ediyorum. Tek şartımız var. Tek şartımız var. Bakın, 30 yıldır hayatınızda ne değişti diye bir düşüneceksiniz. 30 yıldır hayatınızda ne değişti diye düşüneceksiniz. Bakın, biz onların 25 yılda yapamadıklarını İstanbul'da 5 yılda yaptık. Onların 30 yılda Pendik'te yapamadıklarını Tarık Başkan'la birlikte önümüzdeki 5 yılda yapacağız. Sizleri mutlu edeceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Bakın sevgili dostlarım, bu bölgede Pendik'te özellikle hem Tarık Başkanımız olsun, diğer meclis üyesi arkadaşlarım olsun, ilçe başkanlarımız olsun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni burada çok etkin bir şekilde sorunların çözümü noktasında çalıştık. Bakın, hani onlar beğenmiyordu da şimdi ismini çokça anıyorlar ya, mesela biz 32 bine yakın annemizin cebine anne kartı Pendik'te koyduk. 32 bine yakın annemizin cebine koyduk. Yine bakın, sadece Pendik'te
10.200'ün üzerinde çocuğumuza 1 milyon litre süt dağıttık. Onlara helali hoş olsun. Milletimizin evlatları bizim evlatlarımıza olan borcumuzun karşılığını alıyor. Bakın yine başka şeyler söyleyeceğim. Az önce Tarık Başkanımız söyledi. 30 yılda bir tane kreş bile yapmadılar dedi. Biz 4 kreş yaptık. 4 kreş 5 yılda. 7 tane daha 7 tane daha kreşimizi planladık. 7 tane daha kreşimizi planladık ve Tarık Başkanım yine 5 yılda o da Pendik'in her mahallesine kreş sözü verdi. Bunun anlamı şu. Bakın bu hizmet nedir biliyor musunuz? Düşünsenize. Bizim yaptıklarımız onun yapabilecekleriyle beraber düşünsenize halkçı bir belediyecilik. Yani evinizdeki bebeği düşünen, çocuğu düşünen, kadını düşünen, aileyi, yuvayı düşünen bir belediyecilik. Evinizi düşünen, kentsel dönüşümü düşünen, bu dönüşümü düşünürken cebini değil, bir avuç insanı değil, sizi düşünen bir belediyecilik. Pendik'i 5 yılda ihya edecek. Sevgili dostlarım, kıymetli hemşehrilerim, bakın bu şehrin camilerine hizmet ettik, dokunduk, yaptık. Cemevine dokunduk, tesislerine destek olduk. Ders atölyeleri yaptık. Kent lokantası açtık, Enstitü İstanbul açtık. Kütüphane açtık. Yaşam Vadisi'nin birinci etabını bitirdik. Daha fazlası geliyor. İSKİ yatırımlarımız, Pendik'teki İSKİ yatırımlarımız tam 4,5 milyar lira bu dönemde. Ömerli Havzası ve çevre projesini bitirdik. İçme suyumuza giden bütün atık suları arındırdık. Yine otopark açtık burada. Pendik Meydan'da 945 araç. 15 Temmuz Şehitler Camii önünde 350 araç. Yine Pendik Marina önünde açık otoparkıyla beraber otoparkları açtık. Yine Kavakpınar alt geçidini açarak oradaki büyük trafik yoğunluğunu giderdik. Aynı şekilde köylerine dokunduk. Bakın Pendik'in köylerine dokunduk. Çiftçinin yanında olduk. Çiftçi ekemez, biçemez hale geldiğinde pandemide biz onların yanlarına koştuk. Onların destekçisi olduk. Göçbeyli'de efendim hatta hiç unutmuyorum dediler ki burada bizim partimize %10 bile oy çıkmaz. Dedim önemli değil. Biz oy değil ki, biz gönülleri kazanmaya gidiyoruz. Biz gönülleri kazanmaya gidiyoruz. Hizmet yapmaya gidiyoruz.